Şimdi ya şu şeye gel, şu haritanın başına Oğlum. bir geçelim Hakan Bayrakçı. Bir de şivesi de güzeldir. Yani Türkçeyi mesela Rum şivesi gibi konuşmaz. Yok yok evet evet. Yorgoyla. Evet. Şafak bu ne? ABD üstleri. Yunanistan'ın nasıl ablukaya aldığına dair. Yani Cumhurbaşkanı'nın bize sökmez dediği şey bu. Yani Cumhurbaşkanı e, bunu küçümsedi ne deng, ne siyasi ne ekonomik ne askeri dengimiz değil dedi. Ee, şimdi aslında bu, bu akşam Cumhurbaşkanının Yunanistan için kurduğu şu cümleyi şu harita üzerinden bir tahlil etmeni rica edeceğim. Estağfurullah. Ee, şunu da lütfen alalım. Şimdi bir de bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ya diyor bu Yunanistan diyor ne askeri olarak ekonomik olarak e, bizim dengimiz sayılmaz diyor. Olamaz diyor. Dengimiz değil diyor. Muhatabımız da değil diyor. Fakat bir yandan da şimdi bu haritadan ne buraya geçmeni istiyorlar. Evet. Bu haritaya baktığımızdaysa böyle bir şey görüyoruz. Yani bir kuşatma hali. Nedir bu kuşatmanın unsurları? S3 cüzler var. İşte eee Girne'de Ondan sonra Kıbrıs'ta demir kubbe diye bir şey yapmışlar. Her taraf Amerikan üssü filan. Sınıra çelik duvar, tank savar hendeyi, geçici Amerikan üsleri. Şimdi hepsini birden baktığımızda da dengimiz değil ama bir, bir kıpırtı var burada, bir, bir çaba var. Hakan Bayrakçı, dengimiz değil cümlesi ve bu durum, bu tablo. Nasıl yorumlamak lazım? Şimdi Cumhurbaşkanı bir kere dengimiz değil lafını ülke olarak herkes birbirine her anlamda denk ama şu anlamda kullanıyor. Mesela ekonomide dengimiz değil diyor. Niye diyor? İşte ihracata bakıyor, ithalata bakıyor. Rakamlar, rakamlara bakıyor. Ülkenin genel ekonomik potansiyeline bakıyor. Nüfusa bakıyor. Şimdi de dengimiz değil dediği bir kere bu bir. Yani ekonomik olarak hakikaten öyle. Parametreler bunu gösteriyor. Tabii, rakamsal evet. parametre. E silahlı kuvvetlere bakıyorsunuz. Türkiye'nin tank sayısı Yunanistan'ın tank sayısı, uçak sayısı, gemi sayısı hatta. Yani ki uçakta onlar açık kapadılar o kadar senedir ona rağmen. Şimdi bu böyle bir denklik yok hakikaten. Ama pardon şimdi Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı gücü sadece Yunanistan'la ilgili değil, Orta Doğu'yla ilgili de değil. Yani şu kuzeyimizdeki Rusya hariç, Şöyle geniş bir mesela 2000 kilometrelik falan bir yarı çap çizin. Ee, yani işte NATO'nun en güçlü 5 devletinden biri ya. Yani daha ötesi var mı? Dolayısıyla zaten Türkiye'nin ciddi bir Türk e, silahlı gücü var. E orada da denk değil. Peki tamam. Ben bu ifadelerden de şunu anlıyorum. Diyor ki ya diyor burada ticaret yapacağız. Turizm olacak. E, milletlerimiz işte refah düzeyi artacak. Bunlarla uğraşacağımıza bizi niye Amerika'nın bazı planları doğrultusunda yani bu laflardan bu çıkarımı ben yapıyorum. Bu, bu, bu bir takım ya da küresel güçlerin planları doğrultusunda iki tane gül gibi geçinecek komşuyu niye geriyorsunuz diyor. Gerilimi biz yapmıyoruz diyor. Hayır bunu çıkart o, o sözlerden bunu çıkartmaya gerek yok. Cumhurbaşkanı epey bir süre bu mesajı verdi ha, diyor. vermişti yani tabii, tabii. sonra baktı takis bu noktaya gelemedi bir türlü onun üzerine artık ben Michotakis'le görüşmem benim muhatabım değil dedi. Yani yoksa söylediği şey şuydu yani gel beraber arayalım şu petrolü doğalgazı beraber bir şeyler yapalım hakkaniyetli bölüşüm içinde bölgede iki ülke dost komşu ve kendi çıkarları açısından da en iyi şeyi yapsınlar mesajı veriyordu. Aynı. Ama benim şöyle bir kanaatim var. Yani Yunanistan'ın tutumuyla ilgili söylüyorum bunu. Şimdi ben Yunanların Türkiye'den böyle bir saldırı korkusu falan diye düşündüklerini sanmıyorum açıkçası. Bu kişisel kanaatim. Şimdi Yunanistan'da müthiş bir ekonomik sıkıntı var. Yorgu anlattı az önce. Tabii ki. Bu epeydir var. Yani bu son iki bir buçuk küresel yıl... ekonomik ha, kriz değil. Ülke, evet. Özel, küresel, olarak özel olarak Yunanistan'da bu kriz epeydir var. Şimdi kim bilir? Biz e, detayları bilmiyoruz. Yani Amerika'nın buraya çizdiği bu senaryoya peki demesi için bu sadece iç politika malzemesi olamaz. Yani Yunan halkı bu gece yatıyor, Türkler sabah saldıracak falan. Bu devirlerin geçtiğini Yunanlar da biliyor. O yüzden böyle bir şey yok. o yüzden bu Amerikan üstlerini al, a, kabul ha. etmiş değiller. Abi, diyorsunuz. başka bir mevzu var. Başka bir ekonomik sebepler var. Yunanistan düze çıkmak için ekonomik anlamda siyasi zaten Avrupa'da bir Yunanistan'ın her zaman avantajı var. Yani Yunan Yunanistan Avrupa'nın böyle öz evladı gibi özel evladıdır hep işte demokrasinin beşiği bilmem felsefeyi bilmem milattan önceki e, oradaki uygarlık nedeniyle Avrupa bayılır. Yani Yunanistan hayranlığı hep vardır. Yunan hayranlığı vardır. Hatta örneğin de şey verdim. Mesela Amerika 1700'lerde kurulmuş bir devlet olduğu halde bugün Amerika'da bakın resmi daireler, mahkeme, adliye binaları, Efendim ne bileyim o o o şehirdeki herhangi bir Amerikan şehirindeki resmi binalar inanın ya Roma mimarisidir ya Yunan mimarisidir. Üç tip Yunan sütunu var ya Korint, İyon, e, Dor. inanın sütunlar bile hala o İyon sütunu falan modelindedir. Üç tip Yunan sütunu olduğunu biliyordum ama isimlerini bilmiyordum abi. Sen gerçekten nasıl biliyorsun bunları ya? evet okumuştuk vaktiyle okuduk çok. Şimdi yani hayır o mimarilere peki, bakın. Bir şey söyleyeceğim. Bu peki, Yunan peki, hayranlığı var. Peki Türkiye'nin kendilerine saldırmayacağı konusunda eminlerse bu Amerikan üslerini buraya niye yığdılar bu Yunanlılar? İşte orada diyorum ki o Türkiye'ye karşı tedbir olsun falan diye değil. Yani ben inanın Yunanistan'da anket yapılsa ki vaktiyle birkaç yıl önce değil 10 yıl önce falan bir anketi görmüştüm. Türkiye'den korkuyor musunuz? Türkiye saldırır mı filan? Yunanlarda böyle bir endişe yok. Peki bu ne bu üsler peki? Ha, bu üsler politik falan deniyor ama bence Yunanistan'ın tamamen ekonomik sebeplerle düze çıkmak için bir verdiği bir takım tavizler. Peki Amerika, ben böyle tahmin ediyorum. Peki Amerikalı ne yapmak istiyor burada bu Aa, O derin soru. Yani ona 10 tane uzmandan ayrı yorum alabilir İsmet Bey ne diyorsunuz Hakan Bey'in bu yaklaşımına? Ya yani biraz ekonomik e, çıkarlar elde Yunanların etmek için tuttumunu. Yunanlar diyor bu işi yapıyorlar. Sizin görüşünüz ne? Şimdi e, dikkat ederseniz haritaya baktığımız zaman karşımızda Yunanistan yok. Amerika var. Amerika var. E, yani o o o kadar üstü niye e, oraya yaparsınız ki? Yani Amerika'ya lazım olacak üs olsa Yunanistan'da hadi diyelim ki bazı işleri görmek için bir tane üs olur, iki tane üs olur. Orada yanılmıyorsam şu anda 12'ye yaklaştı üs var. Ayrıca savunma anlaşması çerçevesinde olağanüstü durumlarda Yunanistan'daki tüm havaalanlarının Aynen. ve e, askeri tesislerin ne? kullanma hakkını da aldı. Son savunma ne? işbirliği anlaşmasında. Ne? Yani o nedenle buradaki sorunu bence Yunanistan diye görmemek lazım. Türkiye burada Amerika ile karşı karşıya Yani olayı bence bu çerçevede değerlendirmek lazım. Zaten onu sordu yani Amerika'nın planı ne acaba diye sordu Çünkü ben Yunanistan'ın planını şöyle. Amerika'nın planı çok açık Amerika burada Türkiye'yi kuşatıyor. Evet ee, yani Olur. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya olabilir e, Efendim bunları Rusya'ya karşı yapıyorsunuz bunu yemezler diye e, kastettiği de oydu zaten bana göre Yani çok net bir şekilde Türkiye'ye kuşatılmaya çalışılıyor. O harita, o Amerikan üssleri Kıbrıs'ta kesilmiyor yalnız. Devam da ediyor. Suriye, Fırat'ın doğusunda var. Çok sayıda üssü. Irak'ta var çok sayıda üssü. Yukarı çıkın Bulgaristan, e, Makedonya, Romanya. E, hatta Gürcistan'da yaptığı anlaşmalar var. Yani bu nedenle Türkiye'nin etrafı neredeyse İran ve Rusya sınırı dışındaki bütün ülkelerde Amerikanın üssü var. Yani bunlar... Ee, bu kadar silah yığıyor. Bir de hala silah yırmaya devam ediyor. Ağaç'a açabiliyorsunuz daha yeni 2000 küsür zırhlı araç daha getirdi. Yani bunlar niye getiriyor? Hı. Yani oraya niye yığıyor bunları? Yani bunun bir herhalde mantığı Hı. olsa gerek. Cumhurbaşkanı bence olayı gördü. E, onu yapıyor. Bakın adalara e, dikkat çekiyor. Peki Türkiye'nin bu koşullarda, bu şartlarda özellikle Girit'ten sonra Girit'e çok geniş yatırım yapıyorlar. E, Amerikan hibe yardımıyla yapılıyor. Girit'i de eğer iyice yerleşiyorlar, bu sağlandığı zaman e, Türkiye'nin e, deniz kuvvetlerinin açık denize açılma şansı var mı orada kontrol etmeye kalksa? Yok. Peki Rusya'nın çıkışı var mı? O da yok. Rusya'nın deniz taşımacılığının %65'i e, boğazlardan yapılıyor, Ege'den yapılıyor. Yani Girit'in sağına sonuna bir bakarsanız bunu görürsünüz. Orada iki tane... Geçiş var. İkisini de denetim altına alıyor ve e, en büyük darbeyi unduruyor. Hem Rusya'ya hem Türkiye'ye karşı. Bugün mesela Rusya'dan gelen bir yetkili vardı. E, İktidar Partisi e, yetkililerle görüştüler. Bizimle de bir e, büyük elçilikte sohbet ettik. Orada yaptığımız sohbette de üç e, aşağı 5 yukarı Rusya'da işin farkında olduğunu e, Söyledikleri tabi onlar diplomatik anlamda tam e, açık konuşmuyorlar ama cümlelerinden edindiğimiz intiba e, Yunanistan'a yapılan yığınağın ve Yunanistan'daki Amerika varlığının e, hem Türkiye'yi hem de e, Rusya'yı hedef aldığını e, net bir şekilde hissettirdiler bugünkü e, sohbetimiz sırasında da. Ben Yunan toplumunda bir Türk saldırısı gelecek korkusu yoktur derken şunu kastediyorum. Şimdi 1821 yılında Osmanlı toprağı olarak o, Osmanlı toprağı olan bir toprak bağımsızlığını bizden almış. 1821, 201 yıl oluyor. 201 yılda kendini güçlü hissettiği dönemler oldu Osmanlı'nın. Evet 1800'ler sıkıntılı yılları ama mesela 1897 türk Harbi vardır. Dömeke Savaşı falan vardır meşhur. Ama hiçbir zaman Osmanlı da Türkiye Cumhuriyeti de genel yarımada anlamında yani şu Anakara denilen Yunan Doğru. yarımadası anlamında asla bir saldırı planlamamıştır da yapmamıştır da Hı -hı. Türk devletinin 200 yıllık Yunan e, bu anlamda konsepti bir ise gram işgal niyeti taşımaz. Ha, adalar tartışmalıdır çünkü siz yani dünyanın en tarafsız adamını getirin. Hiç bu işle ilgilenmemiş bir adamı getirin. Şurada iki devletin arasında bir deniz göreceksiniz. Ya bu denizdeki adaların tamamı turuncu yani Yunan adası. Ya bunların içinde bir tane sarı yok mu ya? Bir de, bir de şuraya bakın. Mesela Yunanistan'a diyelim 500 kilometre kuş uçuşu uzaklıkta. E sizin burnunuzun 14 kilometre dibindeki ada. Bir tane bile adalar probleminin dışında Türkiye ile Yunanistan'ın zaten yani şurada bile sınır şey bile problemi olmaz. Bunu Yunan toplumu da böyle hisseder. Bir de şunu unutmayın. 1926'da büyük bir mübadele yaşandı. Buradan oraya milyon Rum Yunanlı gitti. Oradan buraya da milyon Türk geldi. Yani özellikle şu bölgedeki Türkler geldi, kuzeydeki. Bu gidiş gelişte ki 50'li yıllarda bir fasıl daha 70'lerde bir fasıl daha buradan oraya bir göç daha oldu. Mesela o insanlar artık Türkiye'den nefret ediyoruz modunda değil. Asla. Asla değiller. Hatta özlüyorlar Türkiye'yi. Tabii ki. Hatta geliyorlar. Tabii. Ziyaret Tabii. ediyorlar.